Tarçın ve arkadaşlarının bütün maceraları sayfalarımda. Siz de onlarla tanışmak ister misiniz? Gülçin'i, Narçın'ı, Yalçın'ı, Nurçin'i merak ettiğinizi biliyorum. Bugün yine neler yapıyorlar diyorsunuz. Ama hep onlar. Bana hiç sıra gelmiyor. Onlardan fırsat bulup sizinle sohbet edemiyoruz. Bugün sizlerle konuşabilmek için erkenden kalktım. Koşa koşa buraya geldim. Söyleyin bakalım, bugün dişlerinizi fırçaladınız mı? Unuttunuz mu yoksa? Unutmazsınız. Günde tam 3 kere fırçalıyoruz. Tıpkı şarkımızdaki gibi. Şarkımız, onu hatırlıyor musunuz? 3 kere fırçalarım tam dişlerimi bir günde. İnci gibi dişlerim, herkesi gülsün. Ben şekeri çok severim, bembeyaz dişlerim. Çünkü tam 3 kere fırçalarım bir günde. Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi. Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi. Fırçalarım dişlerimi, fırçalarım dişlerimi. Hadi uyanın, uyanın. Yeni bir gün başlıyor. Bakın bütün orman uyandı. Günaydın horoz, günaydın tavşanlar, günaydın maymunlar, günaydın kangurular. Akşam olunca bütün orman uykuya hazırlanır. Gözler kapanır. Bazısı uzanıp yatarak, bazısı annesine sarılarak, bazıları tek başına, bazıları toprağın altında uyur. Biz insanlar yatakta, atlar da ayakta uyur. Harika. Bak, bayraklarımız da hazır. Maça mı? Sabah sabah ne maçı? Elmer, maça gidecektik ya. Unutmuş olamazsın. Unutmuşum. Tamamen unutmuşum. Ben gelmesem olmaz ama mı? Ama Elmer, söz vermiştin. Biliyorum ama çok yorgunum. Bir sonraki maça gideriz, olmaz mı? Ha? Ama bu haksızlık. Bak, her şey hazırdı. Boş ver Yalçın. Sonraki maça gideriz. Elmer söz verdiyse mutlaka yapar. Önemli bir sorun olmalı. Zaten bugün hiç iyi görünmüyor. Nesi var acaba? Canım. Evet.
Şunları da dökelim. Elmer keyifsiz görünüyor. Maça da gitmeyeceklermiş. Ay nesi var acaba? Bilmem. Ay, Elmer, Elmer, Elmer. Tamam, tamam. İyiyim. Tamam. Ben ne yapacaktım? Efendim Elmer. Buraya bir şeyler almaya gelmiştim ama unuttum. Unuttun mu? Ama niye unuttun? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Evet. Bu da hortumu. Evet. Narçın, Narçın. Efendim. Beni meşgul etme. Topik fillerin kuyruğu nasıldı? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hem de çok önemli. Ne oldu yine Yalçın? Elmer tavukların yemini vermeyi unutmuş. Hepsi açlıktan bağırıp duruyorlar. Şimdi de kulaklarını yapayım. Elmer tavuklarına bakmayı unutmaz. Merak etme, başka bir şey vardır. Elmer halleder. Narçın, Elmer burada. Ve tavukları duymuyor bile. Elmer bunu nasıl yapar? Bugün zaten pek iyi görünmüyordu. Hem maçı da unuttu. Elmer hasta galiba. Elmer'in nesi var acaba? Hasta. Gidip bir bakalım. Hadi gidelim. Elmer'in nesi olduğu anlaşıldı. Elmer çok uykusuz kaldı. Çünkü onun atının bir yavrusu oldu. Çok güzel değil mi? Anneler yavrularına süt verirler. Onları emzirirler. Biraz daha büyüyenlere yiyeceklerini nasıl bulacaklarını öğretirler. Onları gelebilecek tehlikelere karşı korurlar. Yavrularının temizliğini yaparlar. Onlara nasıl uçacaklarını, yüzeceklerini, hatta nasıl yürüyeceklerini öğretirler. Yavrular da annelerinin yanından hiç ayrılmazlar. Bütün anneler yavrularını çok severler. Elmer, sen gerçekten iyi misin? Aslında biraz uykusuzum. Gece pek uyuyamadım da. Neden? Hasta mısın? Hayır. Bu gece farklı bir geceydi. Nasıl farklı? Çok zor geçti. Neden? Dişin mi ağrıyordu yoksa Elmer? Hayır, dişim ağrımıyordu. Bu zor gecenin sabahında çok mutlu oldum. Elmer, lütfen söyler misin? Ne oldu? Ay çok merak ettim. Atım doğum yaptı. Atın doğum mu yaptı? Yani atının bir tane bebeği mi oldu? Bu harika, harika bir şey. Hadi hemen gidip hemen görelim. Hemen gidelim. Hadi götür, hadi görelim. Sakin olun çocuklar. Çok yorgunum. Ve çok uykusuzum. Elmer, bu gece bizi niye çağırmadın? Uyandırabilirdin. Uyandırsaydın hemen kalkardık biz. Narçın, siz daha çok küçüksünüz. Gece uykusuzluğa dayanamazsınız. Dayanabilirdik Elmer. Ama bu doğru olmazdı. Bu yaşlarda sizin için uyku çok önemli. Aynı atın bebeği gibi. O da şimdi uyuyor. Uyanınca sizi yanına götüreceğim. Nasıl oldu, anlatır mısın? Bebek çok mu güzel? Evet Nurçin, atın yavrusu çok güzel. Bu arada atların yavrularına tay denir. Tay mı? teyzem de bebeğini yürütmeye çalışırken ona tay tay diyor. Tay tay çok komik. Ona bir isim bulmamız gerekir. Bu çok önemli bir iş. İsmini siz bulabilir misiniz? Ben çok yoruldum. Elmer, bu çok kolay. Ama şöyle güzel bir isim koymalıyız. Acele etmeyin. Bu konuyu uzun uzun düşünün. En doğru karar vereceğinize eminim. Elmer, bize güvendiğin için teşekkür ederiz. Size güveniyorum küçük dostlarım.
Ama şimdi şuracıkta kıvrılıp uyuyabilir miyim? Çok uykum var. Çok. Elmer, tayın doğumunu sabaha kadar bekledin mi? Hiç gözlerini bile kırpmadın mı? Onun doğumunu beklerken sabah oldu. Horozlar ötmeye başladı. Tam uyuyacaktım ki uykum kaçtı. Çünkü çok mutluydum. Küçük tayı ve annesini uzun bir süre seyrettim. Ama artık uyuyamak istiyorum. Onları biz de çok merak ettik Elmar. Tamam söz. Uyanır uyanmaz sizi onların yanına götüreceğim. Elmar, ama bu arada bir sürü şeyi unuttun. Maça gitmeyi, tavukların yemini vermeyi. Aa evet. O kümese bir daha zor girer. Eğer girersem hepsi tepemi tepemi gagalayacak. Hele o çilli horoz var ya, çilli horoz. Hemen gidip yemlerini vermeliyim. Yoksa aç kılacaklar. Of. Amanın. Çilli horoz, üzgünüm. Çok uykum var. Artık uyumak istiyorum. Tepemdeki bütün saçları gagalasan da umurumda değil. Uyumak istiyorum. Bir dur Elmer. Ben tavukların yemini veririm. Sen merak etme. Elmer. Teşekkür ederim. Elmer. Sessiz olun. Kümese gidince Elmer'ın halini görmek istiyorum. Çilli horoz tepesini gagalayacak. Şşş, sessiz ol, çok sevinme. Yalçın tavukların yemini şey hemen gelecek. Bir şeyler yapmalıyız. Battaniye getireyim. Narçın, güleceğine bana yardım et. Elmer'ın ayaklarını uzatalım, rahat etsin. Tamam. Hatta ayakkabılarını bile çıkarabilirim. Böylece daha rahat eder. Evet. Ay, sence rahat mıdır? Çok rahat görünüyor. Baksana horlamaya bile başladı. Battaniyeyi getirdim. Tamam. Peki ya yastık? Yastıksız olur mu hiç? Boynu ağrır. Ben getiririm. Tamam. Yastığı getirdim. Bakayım. Ama bu çok sert ama. En iyisi kendi yastığını getirelim. Ben gidip getireyim. Nurçin, bak şimdi. Bulik. Narçın, uyurken ben de böyle sesler çıkarıyor muyum? Hayır, ama sen bazen öksürüyorsun. Şşt, sessiz olun. Elmer uyuyor. Uyuyan birinin yanında sessiz olmalıyız ki uyanmasın. Ama bazen uyuyanlar da ses çıkarırlar. Tıpkı uyuyan birinin horlaması gibi. Horlama, basit bir durum gibi görünmekle birlikte bazen evdeki herkesi çok rahatsız eder. Horlama, uyuyan insanların zorlanarak nefes alıp vermesiyle ortaya çıkar. Horlayanlar garip sesler çıkarırlar. Seyredenler için bazen çok komik görünse de horlayarak uyuyanlar hiç rahat uyuyamazlar. Tabii ertesi gün yorgun ve uykusuz olurlar. Herkese iyi uykular. Bak bu yumuşak bir yastık. Evet, Nurçin'in getirdiği sertti ama bak Gülçin'inki yumuşak. Peki yastığını başının altına nasıl koyacağız? Narçın'la ben birazcık başını kaldıralım. Sen de hemen yastığı koy. Ya uyanırsa? Tamam, kontrol ederiz, bak şimdi. Bakalım. Güzel Narçın. Yanmadı bakın. Bana bunu ver.
Gördün mü? Çabuk ol Nurçin. Tamam bitti. Çok rahat oldu. Keşke pijamaları da olsaydı. Ben pijamalarım ve bebeğim olmadan hiç rahat uyuyamam. Şu anda Elmer'ın sessizlikten başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sessiz ol. Ne yaptın? Elmer. Elmer hala uyuyor mu? Evet uyuyor. Hem de horul horul uyuyor. Ama Rüya uyandı. Rüya da kim? Canım tayın ismi ben koydum. Yalçın ya beraber karar verecektik isme. Ama Yalçın o benim rüyamda gördüğüm ata o kadar çok benziyor ki. Rüya çok güzel bir isim. Hı-hı. Ben beğendim. Ben de beğendim. Peki sizin istediğiniz olsun. Aslında güzel bir isim. Hadi gidip görelim şu tayı. Tatlı rüyalar. İyi uykular Elmer. Güzel rüyalar. Arkadaşlar görseniz o kadar güzel ki. Koşuyor mu? Daha ayakta zor duruyor Narçın. Teyzemin oğlu gibi tay tay mı duruyor? Tay tay diyor ya. Merhaba, ben bir atım. Bunlar da benim at dostlarım. Hepimiz çocukları çok severiz. Severiz. Hadi sırtıma bin, seni biraz gezdireyim. Korkma, sıkı tutunursan seni düşürmem. Beni sevebilirsin. Hatta elindeki havucu yedirebilirsin. Salatalık, havuç, şeker, yemeğe bayılırım. Biz atlar sevilmekten hoşlanırız. Öyle uzaktan değil. Yaklaş. Korkma. Elini uzat. Tüylerime dokun. Böylece seni sevdiğini anlayabilirim. Ben senin dostunum. Beyaz. Kahverengi. Siyah. Yeşil. Turuncu. Sarı. Yine kim eksik? Tabii ki mavi. Yine bu yakaldı. Mavi. Ay, efendim biri beni mi çağırdı? Bir şey mi oldu? Bir yere mi gidiyoruz? Yangın mı çıktı? Yangın çıkmadı ama kırmızının kulaklarından alevler çıkacak. Yok canım. O kadar da değil. Görürsün. Hayır. Ben daha önce gördüm. Oradan biliyorum da. Sen niye vaktinde kalkmıyorsun? Herkesi bekletiyorsun. İşler senin yüzünden kıl payı yetişiyor. Ne var sanki bu kadar uyuyacak anlamıyorum ki. Ama çok yoruluyorum. Çok uykum geliyor. Mavi! Kırmızı. Ne var? Uyuyanın yanında bağırma. Ne dermiş? Uyuyup da işini aksatırsa bağırırım. Ama o zaten işini bitirene kadar uyumuyor. Ama herkes zamanında uyusun, zamanında uyansın. Ya korkarsa? Korksun, ne olacak? Ama tir tir titreyerek uyanırsa? Kalbi küt küt atarsa? Ya üzülürse, ağlarsa? Ya çok korkar, hasta olursa ne olacak? Rengini kaybederse. Sararı solarsa ben buna dayanamam. Hey mavi. Mavi. Ne oldu? Biri de bir şey mi olacak ha? Ah zavallı mavi titremiyorsun değil mi? Çok heyecanlanmadın mı? Korktun mu? Kalbin küt küt atıyor mu? Yok. Bir şeyim yok. Takım! Saçmalama. Hadi sen uyu. Senin yerine biz çalışırız. Bir gün sarıya boyasak ne olur sanki? Güneşin doğuşu batışı gibi boyanır. Hadi gökyüzü sarı oldu. Denizleri ne yapacaksın? Hadi denizleri de boyadınız. Peki sizin işinizi kim yapacak? Bakın sevgili arkadaşlar. Sözlerime kulak verin.
Çınçınlar Ormanı'nda herkes kendi işini yapmalı ve zamanında yapmalı. Yoksa Çınçınlar Ormanı Çınçınlar Ormanı olmaktan çıkar. Takım hadi herkes iş başına. Bugün beni çok gördünüz çok. Şurada biraz kestireyim. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. Tarçın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı Kakule'yi, Narçın'ı?